Sonsuza kadar ışık ve sevgiyle hep beraberiz. Bizi bırakmadı ve bırakmayacak. Biz de birbirimizi bırakmayacağız. Her zaman birlikteyiz. Sevgi için, ışık için birlikteyiz. Her kayıp erken bir kayıp ama İlhan'ınki çok çok erken oldu. 81 yılından beri ilk tanışıklığımızdan itibaren büyük bir dostluğumuz var İlhan'la. Zaten profesyonel müzisyen olmadan önce de şarkılarını çok severek dinleyen hayranlarından birisiydim. Ondan sonra bir fotoğraf çekimi yaptık beraber yine çok yıllar önce Ses ve Hayat dergisiyle ilgili. Ondan sonra dostluğumuz hep devam etti. Çok çok özel bir insandı. Bütün dünyayı sevgiyle değiştirebileceğine inanan nadir insanlardan birisiydi. İşte biraz önce gördük zaten bütün salon o şarkılarından birisini hep birlikte söyledi. Oruç Aroba'nın çok sevdiğim bir lafı vardır. Ölümle sona eren yaşamın kendisidir, anlamı değil diye. İlhan'ınki çok anlamlı bir hayattı, hala da öyle olacak. Türkiye'de gerçek anlamda duruş sahibi olan sanatçılar popüler olabilmek adına herhangi bir şey yapmazlar. Eğer varsa eserleri onları yaparlar, çıkarırlar, paylaşırlar. Değilse popüler olabilmek için envai türlü atraksiyonlar yapmazlar. İlhan kardeşim de onlardan biriydi. Bernard Shaw'un ya da başka türlü bir filozofun söylediği bir şey vardır. İnsanların ünü arttıkça, özellikle şöhret arttıkça, kadın ya da erkek o şöhretin artışını sürdürebilmek için kendi kişiliğini bile yitirebilir ve envai türlü yanlışlıklar yapabilir. İşte biz onlardan olmadık, öyle değiliz. İlhan da onlardan değildi. Ama bakın bir sürü eser vermiş, bir sürü kitap yazmış, bir sürü makaleler yazmış ve İlhan'ın çok önemli özelliği şudur. Bakın, insanlar duruşunu illa adını koyarak sergilemez. Yani şunu demez insanlar, ben büyük bir devrimciyim. Hayır, devrimciyseniz duruşunuzla, yaptıklarınızla zaten varsınız. İlle de altını çizmenize gerek yok. İlhan çok büyük bir devrimciydi. İlhan bir filozoftu. İlhan aynı zamanda ulus devletin en büyük neferiydi. Bakın görüyorsunuz bugün konuşmalarda söylenen şudur. Efendim sevgi ortak payında bizi birleştirdi. Samimi olmayan sevgiyle ortak payda oluşmaz. Ama İlhan samimiyetle sevgiyi savunan bir kardeşimizdi. Zaten siz samimi değilseniz ve ahlaklı değilseniz, söylediğiniz bütün bu olaylar havada kalır, kimseye ulaşamazsınız. Bakın bir sevgi yumağı oluşturmuş ve eserleriyle kalacaktır. Örneğin ben İlhan için dili geçmiş zaman kullanmam. Çünkü tanım şudur, eser onu yaratanın hususiyetlerini taşıyan ürünün adıdır. Eğer İlhan bu kadar eser üretmişse zaten İlhan'dır onlar. Bütün o eserler İlhan'ın ta kendisidir. Onlar yaşadığı sürece İlhan yaşıyor zaten. Düşünceleriyle gerçekten çok aydın, yazdığı sözlerde müthiş derinlik olan besteler, çok naif besteler ve kendi yorumladığı zaman da onları %100 inanarak, duygularıyla tamamlayarak yorumlayan çok önemli bir müzik adamı, çok aydın bir Türk insanını kaybettik. Çok yönlüydü, çok cesurdu, korkusuzdu, hiçbir şeyden korkmazdı, sözünü kimseden esirgemezdi. Şimdi ortaya çıkan bir takım yayınlarda zaten görüyoruz zamanında neler söylediğini, insanların sustuğu zamanlarda evet nasıl konuştuğunu.
hastalığını da gizli tuttu. Yani kimseye yük olmak istemiyordu. Sakladı demeyeceğim ama yani afişe etmedi. Bu tür olaylarda hiç reklam peşinde koşmuyordu. Bazı insanlar var, hastalığını da reklam ediyorlar, onu kullanıyorlar. Çok önemli bir insandı. Dosttu, gerçekten aydındı. Böylesi zor bulunur. Birlikte biz şarkı da söyledik, birlikte bir plak da yaptık 1974 yılında. Benim Antalya'ya Koş adlı şarkımı Antalya Festivalleri için yapmıştım. 7 sanatçı bir arada seslendirmiştik. Onlar arasında şimdi rahmetli olan Ertan Anapa ve Esmeray da vardı. İlhan İrem şimdi onlara kavuştu o 7 kişi arasında. Yeşiller Partisi'nin kuruluşunda kurucu üye olarak ikimiz de yer aldık. Ama siyasetin bize göre olmadığını anlayınca kenara çekildik sonra. İlhan İrem'i gelecek kuşaklara da taşımamız lazım. Onun felsefesini, onun şarkılarını mutlaka duyurmamız lazım. Zaten duyurulacaktır, bundan eminim. Rahmetle yolu ışıklarla dolu olsun diyorum. Sonsuza kadar ışık ve sevgiyle. Hep beraberiz. İlhan İrem bizi bırakmadı ve bırakmayacak. Biz de birbirimizi bırakmayacağız. Her zaman birlikteyiz. Sevgi için, ışık için birlikteyiz. İlhan sevgi insanıydı. Işık ve sevgiyle diye evindeki telefonunu bile aradığınızda böyle bir mesaj karşınıza çıkardı. Işık ve sevgiyle, yani aslında o sonsuzluğa. Hadi konuşmacılardan da paylaşanlar oldu. Yani mühim olan ruh birlikteliği. Yani yan yana gelmemiz önemli değil diye. Dünyada en tepede yavaş yavaş da güçlenerek yukarı doğru çıkan mindfulness dediğimiz bir akım var. İyileştiricilik bu işle ilgili pek çok sanatçı var, çalışan kişi var. Yurt dışında da var, Türkiye'de de var. Ama İlhan İrem o günde bundan belki 30-40 sene önce bu işe ilk başlayanlardan, Türkiye'de bu konuyla ilgili bir derviş, çok değerli bir dervişimiz var ve biz bunun farkında değiliz. Sanatçı duruşuyla herkesin kalbini kazanan bir insan, Atatürk'ün sanatçı tarihinde alnında ışığı hisseden tarihine zira son dönemde yazdığı yazılarıyla, ifade ettikleriyle aslında ne kadar öngörüsü yüksek geleceği görebildiğini bize göstermişti. Keşke ülkemizin çoğu zaman boş gündemin içerisinde bazen bizi meşgul eden ve hiçbir şeyi kazandırmayan, hatta çoğu zaman geri götüren gündemin içerisinde bu sesleri daha fazla, daha sık duyabilseydik de bu günleri yaşamasaydık. Elbette ki bu an itibariyle İlhan İrem İstanbul'a emanettir. İlhan İrem çok değerli bir insandı. Blues formamında yasaklandığında 1989'da, öncesinde tüpe taktığı için TRT'ye çıkartılmadı. Tüpe taktığı için sözlerini yazdığı şarkı televizyonda köpeği temsil ederken o götürülmediğinde hiç bir şekilde taviz vermiyor, bir duruşundan vazgeçmiyor. En sevdiğimiz tarafı bu galiba. Çevre hareketinde, barış hareketinde hep en önemli oldu. Kimsenin böyle ortalıkta olmadığı zamanlarda bile hep ortalıktaydı. Ve bir şekilde karşımıza çıktı şarkılarıyla hepimize, hayatımıza, mücadelemize destek verdi. Dolayısıyla her şeyden öte onun o dik duruşu benim için çok önemli. Şimdi bakıyorum salona, çok çok sevdiğim dostlarım, arkadaşlarım, çok sevdiklerim var. Hepimizi birleştiren bir orkestra şefi gibiydi aslında kendilerine. Ve bizim bundan sonra yapmamız gereken bir şey, onun o yarattığı bir senfoniyi sonuna kadar, sonsuza kadar aslında bir taraftan sürdürüp bayramımızı devrede devrede ilerleyeceğiz. Bir gün bir yerde buluşacağız nasılsa. Popüler müziğin dayatmalarına uymak yerine inatla kendi iç sesinin peşinden gidişini hatırlıyorum.
bir arayış insanı oldu. Onun biricik ve özel kılan da bunlardı zaten. Olgunlaştıkça müziği içsel bir arayışa, bir iyilik, güzellik, sevgi ve barış arayışını yansıtmaya başladı. İyileştiren bir müzik yapıyordu. Müzisyenliğinin ikinci çağındaki o görkemli senfonik şarkıları bir anlamda bizim yaralı ruhlarımıza da şifa oldu. Düşmanlığı değil, barışı hedefleyen, öfkenin yerine sevgi koyan İlhan İrem gidişiyle de tüm Türkiye'yi birleştirmeyi başardı. Eğer ki isteseydi, ışık ve sevgiyle sözcüklerini kullanarak bundan çok büyük bir rant da elde edebilirdi. Ama bırakın bunu yapmayı, sahte peygamberlere karşı bu tip söylemlerin arkasına sığınıp karanlık dünyalar inşa edenlere karşı büyük savaş verdi.